Merhaba arkadaşlar, ben Alakran'dan yepyeni bir video ile yine karşınızdayız. Bu videomuzda sizlere Red Crucible Reloaded oyununun Team Deathmatch yapacağız arkadaşlar. Yani takım ölüm maçını yapacağız. Oyunumuz Facebook'ta var. Arkadaşlar biz şu anda Game Room'da oynuyoruz. Facebook Game Room üzerinden oynuyoruz arkadaşlar. Çünkü tarayıcı üzerinden bu oyunu oynamaya çalıştığımız zaman oyunda kasma oluyor. Ve yeterli verimliliği vermiyor arkadaşlar bize. Yeterli işte tarayıcı üzerinden verimli bir oyun vermediğinden dolayı bize yeterli olmadığından biz de Facebook Game Room'u yükledik ve bunun üzerinden sizlere yayın yapmaya çalışacağız. Oyunumuz arkadaşlar online bir oyundur. Herkes benim gibi herkes canlı kanlı katılabiliyor oyuna. Katıldıktan sonra play var. Play tuşundan işte join quick match, yani en son en öndeki maça direkt olarak giriş yapabiliyorsunuz. Browse seçeneğine seçtiğiniz zaman yani tarayıcı burada ölüm maçı gördüğünüz gibi Team Deathmatch yazıyor. Ölüm maçlarına yani takım ölüm maçlarına girebilmeniz için bunlara girebiliyorsun. İşte Free for All. Herkes tek burada Free for All'da. Territorious bunu bilmiyorum. Territorious artık Sandstorm'da. Evet. Modlar var arkadaşlar. Time var, arena var, tip var. Tiplere de bakacak olursak benim en çok sevdiğim oyunlardan bir tanesi şu helikopterli tanklı olanlar arkadaşlar. Diğerlerinden sadece elinde silahla gezip oyunu oynayabileceğiniz bölüm ise Kiev var. En iyilerinden arasında Kiev var arkadaşlar. Gemide geçiyor. Büyük bir Titanic tarzı bir gemide geçiyor arkadaşlar. Ve gemi içerisindeki mavi takım ve kırmızı takım arasında bir çatışma oluyor. Bu çatışmada verilen saniye içerisinde sizler o takıma, karşı takımı ortadan kaldırmanız, gebertmeniz, öldürmeniz gerekiyor. Yani şeyi söyleyemedim, ifade edemedim çok şekilde. Yenmeniz gerekiyor arkadaşlar. Şimdi benim sevdiklerim helikopterli, tanklı ve ona benzer ekstra araçları kullanarak yaptığımız oyunlardan bir tanesi. Ve bunda Team Deathmatch yani takım ölüm maçı ile yani oyun modu bu şekilde seviyorum. Ve size de takım ölüm maçlarından bir tanesini oynayacağız canlı arkadaşlar. Şimdi benim buradaki nickim Ali Osman Ninke ismimle hitap olarak yani Facebook üzerinden direkt bağlantı yaptığımdan dolayı herhangi bir nick koymadım. Siz tabi eğer Red Crucible Reloaded oynuyorsanız arkadaşlar burada kendi nickinizi kendiniz oluşturabiliyorsunuz. Ayrıca benim levelim şu anda 5. Daha önceden Red Crucible 2 vardı arkadaşlar. Çok güzel bir oyundu. 2 aynı buna benzerdi. Bu şu anda onun geliştirilmiş hali. Red Crucible 2 oynuyordum. Onda neredeyse 60.000 civarı rozetim vardı ve para miktarım da bayağı yüksekti. Ama oyunu daha önceden oynadığımdan dolayı hiçbir zorluk yaşamıyorum. Ve sürekli olarak daha şu anda oyunu dün yükledim. ve bir gün sonra 5146 rozetim oldu arkadaşlar. İşte her levelde geçtiğiniz zaman size 25 altın para veriyor. Tabi bu altın paraları oyun içerisinde gerçek parayla da satın alabiliyorsunuz arkadaşlar. Bununla işte sniper silahları alabiliyorsunuz, support silahları alabiliyorsunuz veya recon dediğim zaman sniper tarzı silahlar var arkadaşlar. Support dediğim zaman AK-47 gibi silahlar var. İşte roket atar alabiliyorsunuz, 500 metreden veya 1000 metreden uzaktaki bir helikopteri vurabiliyorsunuz, tankı vurabiliyorsunuz. Daha detaylı silahlar var arkadaşlar, altın kaplama, işte diyelim ki 2000 metreden sniperlar var. Bunları da alabilmeniz için oyun içerisinde yüksek miktarlarda para miktarınız olması gerekiyor. Oyun içerisinde önceden hile yapılabiliyordu. Game Room ile oyun oynadığımız için şu anda yapılamıyor arkadaşlar. Bu tarayıcı üzerinden yapılabiliyordu hileler. Ondan dolayı da oyun geliştiricileri biz bu oyunu geliştirelim dedik. Yoksa oyun çorba oldu dediler. Çünkü eskisi daha güzeldi arkadaşlar. Hile yapıyorduk. 5000 metre uzaktaki adamları vuruyorduk. Çok güzel bir şeydi. Bu oyunda da sizlere nasıl oynandığını hem de oyun içerisinde oyunun nasıl olduğunu göstermeye çalışmak istiyorum. Çünkü oyun içerisinde Türk oyuncu çok az arkadaşlar. Ben hani Türk oyuncuların da olmasını istiyorum. Ve oyunu çok sevdiğimden dolayı Türk oyuncularla aynı serverda, aynı oyunlarda hem muhabbet edip hem oyun oynamak hem de aksiyon dolu dakikalar yaşamak istiyorum. Mesela Ahmet, Mehmet, Ali var. Ahmet sen şu sağdan git, Mehmet sen okuldan git, sen bizi koru. Ali sen yukarıdan helikopterle bizi koru. İşte Mehmet, işte Mustafa sen de tankı al, tankla bizim arkamızdan koru. Falan gibisinden bir
düzenleme yapabiliriz oyun içerisinde. Bir işte bir takım çalışması yapabiliriz. Oyun içerisinde yabancılar çok olduğundan dolayı arkadaşlar, işte hani İngilizce bilenimiz var, bilmeyenimiz var. E ne yapacağız şimdi biz? Adam go 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 bunu mu diyeceğiz sadece? İşte bu olmuyor arkadaşlar. Tam bir böyle Counter Strike tadında alabilmeniz için oyun içerisinde bayağı bir Türk olması lazım. Ve işte Türkçe konuştuktan sonra da tabii bunu Skype bağlantısıyla da yapabilirsiniz. İşte TeamSpeak bağlantılarıyla da yapabilirsiniz konuşmalarınızı. İşte ben buradayım, sen şuradasın, sen şuraya çık, ben kuleye çıkıyorum gibisinden yönlendirmeler yaparak da oyun içerisinde düzenlemeler veya takım çalışmalarını da gerçekleştirebilirsiniz. Şimdi tip var, arena var, time var, mod var, players var, ping var. Bunları da söyleyelim başta. Tip arkadaşlar, başta dediğimiz gibi helikopterli veya sade asker, mesela kendiniz direkt olarak yaya olarak çatışmalara girdiğiniz bölüm arkadaşlar bunlar. Bunlarsa araçları kullanabileceğiniz bölümler. Mesela helikopter kullanabiliyorsunuz, fizyatar var. Ondan sonra yarı çaplı bombalama araçları var, tanklar var, ondan sonra jipler var. Ona benzer birçok araç var arkadaşlar. Bunları alarak da karşıdaki takımı hücum edebiliyorsunuz. İkincisi arena var. Arena isimleriniz önemli. Çünkü nerede oynayacağınız belirleyebilmeniz için öncelikle bütün arenalarda oynayabilmeniz gerekiyor. Yani oynamanız gerekiyor. Çünkü hangi arenayı sevebileceğinizi ben bilemem. Siz bilirsiniz. Ama benim sevdiğim arenalardan bir tanesi, birden fazla çünkü Sandstorm var. Sandstorm bir çölün ortası. İşte Kuzey Irak gibi düşünün siz onu. Irak'ın ortası gibi düşünün. Kum var her tarafta. Zor görüyorsunuz. Ben ama şu anki oyunda biraz alışık olduğumdan dolayı 5000 metredeki uzaklıktaki helikopteri de görebiliyorum. Tabii siz de görebilirsiniz. Önemli olan yaptığınız atışlarla o helikopteri düşürebilmek. Bir de A7 otoban var arkadaşlar. A7 otoban da Rusya'daymış gibi geçiyor sanki. Bir tane köprü var ortada. Ve iki takım o köprünün biri sağında biri solunda olarak konuşlandırılıyor. Ve oyun başladığı zaman herkes birbirine saldırıyor. Oyun bu arkadaşlar. Ben tabii bu helikopterli ve tanklı olan bölümlerden bir tanesini göstereceğim ve Sandstorm'da oynayacağım arkadaşlar. Şu anda time var. Gördüğünüz gibi time 19 dakika olarak ayarlanmış. Tabii siz de oyun içerisinde siz kendi kreatif bölümünüzü ayarlayabiliyorsunuz. Arkadaşlarınızla oyun içerisinde bu bölümde oynayabiliyorsunuz arkadaşlar. Burada teröristler mi var anlayamadım. Yani buradaki şey, ya sen terörist misin işte buna giriyorsun gibisinden yorumlar yapmayın lütfen. Çünkü bu oyun arkadaşlar. Yani oyunun yapılandırdığı isimleri ben değiştiremem. Ha bu şu şekilde olsaydı Team Deathmatch oldu, gördüğünüz gibi Team Deathmatch olsaydı güzel olurdu. Ama ben Team Deathmatch'a gireceğim çünkü Territories ne bilmiyorum. Burada sadece şey var. Helikopter var. Ben tanklı olan birine gireceğim arkadaşlar. Team Deathmatch'a, yani takım ölüm maçına gireceğiz. Şu anda player sayısı var. İşte 16'da 16. Şu anda tamamen dolu. Biz bu oyuna girsek bile oyunun bitmesini bekleyeceğiz. Ve bittikten sonra da oyunu gireceğiz arkadaşlar. Ping var. Ping de yani sizin aldığınız hızı. İnternet hızınız. Kalite oyundaki diyelim ki girdiğiniz zaman kasmama veya işte oyuna hızlı girme gibisinden ping, hani çok açıklayamıyorum, çok özür dilerim. Ona benzer bir özellik muhtemelen diye düşünüyorum. Evet, burada da böyle kaşlarımı sağa veya sola eğdiğim zaman hani hiç bilmiyorum ya derler ya, işte ona benzer bir ifade kullandım. Şimdi burada refresh diyoruz ve sahayı, yani tepsiyi yeniliyoruz arkadaşlar. Yeniledikten sonra bakalım neler varmış. Frankfurt, Terriorites, bir tane daha sevdiğim yerlerden Island X var arkadaşlar. Bir tane bilinmeyen bir ada. Bunun içerisinde de savaşları yapabiliyorsunuz. Bakalım A7 otobanda şu anda 5, ya, evet 16, 16, 18, 19, Sandstorm, Terriorites, artık bu neyse, Team Deathmatch, ya Sandstorm yok ya, işte ben bunu sevmiyorum. Hani Sandstorm olsaydı güzel olurdu, ilk baştaki güzel bir yeri size göstermiş olurdum. Çünkü engel çok arkadaşlar, herhangi bir kayanın arkasına bile saklanıp bir sniperla karşıdaki düşmanınızı vurabiliyorsunuz, güzel bir özelliği var. Ve alan bayağı geniş, yani istediğiniz kadar gidebiliyorsunuz, sağa veya sola, işte karşıdaki düşmanı aldatmaca, onun yuvasına girme ve yuvasındaki araçları alıp ona saldırma, işte yuvasını ele geçirme gibi özellikler de var tabii oyunun içerisinde. Ama işte Sandstorm'da Territories var ama girelim diyeceğim ben. Join diyoruz. Bir tane oyunu seçtiğimiz zaman buradaki Join diye bir aktif buton çıkıyor arkadaşlar. Buna bastığımız zaman oyun içerisine giriş yapıyoruz.
Evet, şu anda internetimiz biraz hızlı olduğundan dolayı bu hızlı dolacaktır muhtemelen ve daha önce de oynadığımdan dolayı bu hızlı gelecektir. Şimdi burada arkadaşlar, the current match is for place with four players to leave. Yani birisi çıkarsa herhangi bir takıma girersin diyor, tamam mı? Bir takım, birisi ölürse veya çıkarsa istediğiniz herhangi bir takıma girersiniz. Ama şu var ki, bu kırmızı takımdan veya mavi takımdan oynadığınız için önemli olan mavi veya kırmızı değil. Birisi eksilmesi lazım. Ona direkt olarak girebilmeniz için ya da saniyenin bitmesi lazım arkadaşlar. Dakikanın bitmesi lazım. O oyunu yeniden oynayabilmeniz için. Şu anda gördüğünüz gibi hepsi dolu olduğundan dolayı giriş yapamıyoruz. Bir de oyun içerisine girdiğiniz zaman size bunları 10 tane işte el bombası, 10 tane sis bombası, 10 tane ilaç işte şırıngam ne veriyor. 10 tane şey paketi veriyor size, sağlık paketi. Ondan sonra 10 tane mayın veriyor arkadaşlar. 10 tane de paraşüt veriyor. Pardon, 5x paraşüt veriyor. Bu ne artık onu bilmiyorum. Ne bu? Ne? Neye benziyor bakayım? Bilemedim onu. Ayrıca et diyerek de farklı bir seçenek de ekleyebiliyorsunuz. Bakalım et dediğimiz zaman ne varmış. Bitti. Maç bitti. Başlayacağız. Dur. Hemen ben kaça gireyim? Dur. Bakalım. Team 2. Hayır. Team 2'ye girdim, evet. Kırmızı takıma girdim arkadaşlar. Ali Osman Link olarak gördüğünüz gibi. Oyun içerisinde Türkler de var tabii ama rastlamanız biraz zor. Çünkü şurada bir tane var bak. Dünün de bu arkadaşla oynadım. Kerem Kenan Kutum diye bir arkadaş. Türk olduğunu bilmiyorum. Çünkü konuştuğum halde herhangi bir Türkçe cevap vermedi arkadaşlar. Şu anda oyunun başlamasına 5 saniye kaldı. 4, 3, 2, 1... Diyerek başladık. Ha, go. Haydi bitti. Şu tankı mı alsam lan? Şunu mu alsam? Hayır. Hangisini alsam? Şunu alacağım. Evet, tankı aldık arkadaşlar. Şimdi burada bakın, karşıda bir de helikopter çıkacak, tamam mı? Bu helikopteri nasıl vuracağımızı göstereceğiz. Nerede bu? Çıkmadı daha. Şu yerde yukarı doğru yükseliyor arkadaşlar. Ha, yükseldi. Evet. Oha, burada. Uzaktan bu şekilde atış yaparak ona daha önceden şeyleri vurabilirsiniz arkadaşlar. Yani biraz daha uzaktan vurmanız gerekiyor atışı. Gördüğünüz gibi helikopter alçalmaya başladı. Çünkü tırstı. Buradan çok gelenler oluyor. Ben direkt olarak aksiyonun ortasına dalmak gibi niyetim yok arkadaşlar. Benimki ben uzakta atacağım. Uzakta durup patlatırım. Evet, helikopter göründü. Vurdum bir tane vurdum. Alpha secure. Evet, bizim şu anda mermimiz bittiğinden dolayı, yani depodaki mermi bittiğinden dolayı arkadaşlar, biz geri gidelim. Burada dolum noktaları var oyun içerisinde. Bu dolum noktalarına girerek araçlarınızı, var olan mermiler boşaldıysa veya şarjör boşaldıysa, şu anda görüyoruz. Evet, şu an mermimizi aldık arkadaşlar. Ben ilk etapta size oyunu böyle bu şekilde göstererek, yani neler yaptığımızı, yani oyun içerisinde nasıl olduğunu tanıtım amaçlı küçük bir video oluşturuyorum arkadaşlar. Küçük derken bu bayağı biraz uzun sürecek. Şu an 14 dakikadır oynuyoruz.
Şu andaki araç, gören araç yarı çaplı bombalama aracı arkadaşlar. Tamamen üst taraftaki ve arka plandaki düşmanların nerede olduğunu rahatlıkla görebiliyor buradaki aracımız. Ve bu araca, bu arada bu terörist moduydu. Yani bizim C'ye gitmemiz gerekiyor. Evet, sen buradasın, gel. Nerede lan bu? Evet, birisi burada bizim arkadaşlardan bir tanesi. Şimdi arkadaşlar, Terioteris yani herhalde bizim konumlandırdığımız bölümlere oralara kendi askerlerimizi koymak muhtemelen. Şuraya biz kendimizi koyalım. Şu anda aracımız tütmeye başladı. Oo, daha 110 metre var. Yuh. Şu anda 98'e 100'e 50 arkadaşlar. Muhtemelen bu bizim konuşlandırılacağımız bölümleri ele geçirdiğimiz anlamına geliyor. Ne oluyor ya? Tamam, buraya geldik. E'ye bas. Evet, bu bölümü bitirdik mi? Ne oldu? Ha, bitirmişiz. Oo, işte yarı çaplı bombalama araçları vardı. Onlarda da tabii bizimki gibi yarı çaplı bombalama araçları var arkadaşlar. Malumunuz, gördüğünüz gibi alabiliyoruz. Ama şu var ki bazı oyunu tam anlayamamış değilim ben.
Evet, biz de öldük. Gördüğünüz gibi yarı çap bombalama aracımız bu arkadaşlar. Evet, bir tanesini yok ettik. Gördü bizi.
hostile eliminated. Bravo secure. Great work, soldier.
Charlie secure. Thank you.
We'll get them next time. Ya arkadaşlar, oyunumuz bu şekildeydi. Gördüğünüz gibi takım maçlarına bu şekilde girebiliyorsunuz. Tabii ölüm maçları da bu şekilde yapılabiliyor ama ölüm maçları daha keyifli. Çünkü bunlardaki hedefleri tutturup o hedefler üzerindeki süreleri doldurmanız gerekiyor ölmeden ve karşı takıma da direnmeniz gerekiyor arkadaşlar. Bu zaman zarfında da oyunu bu şekilde kazanabiliyorsunuz. Oyunumuz bu şekildeydi. Gördüğünüz gibi online oynamak isteyenler de yani oyun içerisinde beni ekleyebiliyorlar mı bilmiyorum ama Red Crackable Reloaded oyununda oynayabilirler arkadaşlar. Çok güzel. Counter Strike tarzı güzel bir oyun arkadaşlar. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenirsiniz. Beğenirseniz beğen, beğenmezseniz de beğenmeme tuşuna basarak bizi destekleyebilirsiniz. Aklınıza takılan herhangi bir şey varsa video altına yorum yapabilirsiniz arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Video bitti dostum. Beklemenin bir anlamı yok. Ha, istiyorsan yine kanala abone olabilirsin. Ben zaten gideceğim.